Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Hep beraber. Bir gün Mesin ağlamasın, belki gelirim yarına cananıma. Bir gün dümeller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Sevgili dostlar, Sarıveliler'deki turumuz devam ediyor. Şimdi yanımızda iki tane amcamız var. Ben müsaadenizle kendilerini tanıtacağım. Amcam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Abdurrahim Dilbaz. Kaç yaşındasın Abdurrahman amca? 78. Maşallah. Buralısınız, doğma büyüme. Çoluk çocuk? Çocuk var maşallah. Maşallah. Yani halinizden memnun musunuz? Allah'a şükür şimdilik bir sıkıntımız yok yani. Ben bunu olmasa ne yapacağız? İyi maşallah. Yani yiyip içip geziyorsunuz. Öyle. Peki bahçeye falan gidiyor musunuz? Herkesin aylada birer sel bahçesi var. Bahçesine bakar. Ağacılık, ağacılık yapar. Çeşitli şeylerde işte reçbellik yapar. Anladım. Abdurrahman amca bir şey sormak istiyorum. Şimdi bize bu bölgede Karacaoğlan'la alakalı sizden bir hikaye dinlemek istiyoruz. Var mı bize böyle bir anlatmak istediğiniz bir hikaye? Karacaoğlan esas benim bildiğime göre Adana'nın Hasanpaşa'da doğmuş. Bu yörelerde gelmiş yürümüş ta Erzurum'a kadar gitmiş mesela. Bu yörelerde böyle Karacaoğlan'ın her yerde bir hikayesi var. Diğer diğer dolaşmış. Diğer diğer dolaşmış. Aşık olmuş bir aşiret kızına. Söylemiş de söylemiş. Yakıvermiş türküleri. Ha. Başı albalalı gücecek gelin, seherde açılan güle benzersin. Başına takılmış altın çeleni, altın tas içinde vala benzersin diye bile söylemiş gitmiş. Ey maşallah. Amca merhaba, seni merhaba. Tanıyabilir miyiz? İsmim Baki Koyun, 57 doğumluyum, 1964 yaşındayım. Maşallah. Baki amca neler yapıyorsun burada, emekli misin? Şu anda emekliyim. Emekliğin tadını çıkarıyorsun. SSK'dan işte önümde 20 kadar geçici oğlak var. Sabah salarım. Onları arada güder gelirim. Şimdi gelir işte bir şöyle hafta bir salır namaza gider. Yaylalara çıkarıyorsun. Fazla ben ileriye gitmem. Ancak köyün çevresinde yakın çevresi. Akşam öğlen gelip ısıcak ben yemem lazım. Keçilerin arkasında şöyle bir türkü yakıvermiyor mu? Ara sıra yakar işte. Hep yarım yak. O kadar da olsun canım. Hep yarım okuruz biz. Türküleri. Evet. Hep unuttuğumuzdan. Peki çoluk çocuğunuz? Kör çocuk şey var. Elimiz öper. 7 tane evladım var. Maşallah. Allah bağışlasın. Bir tanesi tabi bekar şu anda. Maşallah. O da Antalya'da fırıncı. Evet. Peki yenge sağ? Sağ. Maşallah çok güzel. Peki Balık amca senin anlatmak istediğin bir hikaye var mı? Bu Sarıverilerle alakalı. Sarıverilerle. Karacaoğlan'la alakalı. Fazla Karacaoğlan'dan bir şeyim yok. Tabii evet. Eskiden kitaplarını okuduk. Fazla üstüne düşmedik. Ama bir dayım vardı. O dayım tamamıyla ezberledim. Bilirdi. Komple kitabını ezberledim. Aracı olan yaşamış burada. Yaşamış. Yaşamış. Ha, yaşamış. Ama ne kadar durdun. İşte ne bunun hikayesini bize bir anlatır mısınız bildiğiniz kadarıyla? Aracı olan işte bir çocuk yaşından beri bir aşçı kuzuna da olmuş. Nerede göçtüyse oraya kadar oradan oraya çekmiş gitmiş. Sonunda nerede, ölüsünün nerede, birisi nerede bir şey bildiği yok. Ben yok yani. Yanlış, uğramış buranın
Geçmiş. Biraz eğleşmiş yani bu. Eğleşmiş burada. Yaylanlarda olduğu şöyle bir yerlerde hepsi mevcut yani. Efendim Karacaoğlan'ın da işte böyle amcalardan da dinlediğimiz gibi böyle güzel bir hikayesi var. Biz buradaki turumuzu gezmeye devam ediyoruz efendim. Yeyleri nasıldı? Yeyleri nasıldı? Yeyleri iyiydi. Yeyleri iyiydi. Yeyleri de kaynamadı. Koy yakımın anası. Duydun mu? Teyze yaş kaç yaş? 85. Maşallah Allah uzun ömürler. Ama daha genceciksin böyle maşallah. Böyle Allah ile oturdum. Böyle anamın bak ondan hopluyu verdim. Otur Allah orada. Önünde ak bir ova var. Feren dedi susur dedi. O adını söyledi ya. Ona bir su ver dedi. Benim ameliyatlıyım dedim, kaldıramam. Artık öyle bıçak yedim, kaptan ameliyatlıyım. Ben kaldıramam dedim. Hemen öyle varmadan korkmuşum, uyandım. Teyze, torun tombalak var mı? He? Torun tombalak var mı? Soru, neyi sorusu? Torun var mı, çocuk var mı? Öldüler, 6 tane. 4, 2, 3 düştü, 2 döndü. Allah sana dedi ki, sen dedi çocukları teşhine çağırsın dedi. Sana bir oğlan çocuğu vereceğim dedi. Öyle mi birinde de? Getirdi sol dibine bir oğlan çocuğu koyuverdi. Bu bana yeter, bu bana yeter, bu bana yeter. Üç kere gördüm, büyümüş. Saçını yukarılmış. Ben sana bakarım diyorum. Sultanın karısıyla o. Hasta gittik. 15 kere hasta vardım geldim. 15 kere hasta vardım geldim bak. Ben sana bakarım diyorum. Telefonun birinde. Sarı saçlı geldi, o telefon duydu, yanı başıma oturdu, üç düştü, altı tane çocuğum var, şimdi aşağı dünyada bakanım olmadı. Ben şey ettim, ahıra gittim dedi, beş çocuğa iki tokat vermiş, öyle oğulluk. Bakmadı, istemediler. Ben de buraya... Teyze neler yapıyorsun burada, neler yapıyorsun burada? Bu? Burada neler yapıyorsun? Ben burada kutluyum, tesbih çekerim. Maşallah, Allah kabul etsin ibadetini. Ardından yarım saat vazife yaparım. Beş tesbih ve ön kere dolan ardından üçte, dördüde öğün indi, gece çekerim. Güzel türkü söyler misin türkü? Türkü söyler misin türkü? Severim, severim. İşte benim yeğenlerim var, başka bir yerim yok. İlahi sever misin? İlahi söyler misin? Severim. Söyler misin bize bir ilahi? Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Ağaçlarda yeşil yaprak, kefin gitti kaldım çıplak. Bastığımız adem toprak, bize ağzına çahindi. Sallanı tüy bedalları, Kur'an okur hem birileri. Cennet bağının gülleri. Hemen Allah'tan öyle bir baktım. Ara. Sırpacak köydükleri. Talim ederler. Tık 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 tık. Sırpacak köy. Kimse söyle de, kimse veriyor de. Sırpacak köy. Der ki namazın ardından Allah'ım şu şeylere, ruhlarına sarmak gülmek et. Aynı düzenlikle gördüm. Neler var, neler var, neler var, sen bilmem. Efendim turumuza devam ederken köy sakinlerinden dediler ki bizim köyümüzde Mahmut abimiz var. Çok güzel türkü söyler dediler. Biz de aradık, sorduk, buluşturduk ve bir araya geldik. Kendisinden şimdi kısa bir türkü dinleyeceğiz. Efendim öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mahmut Şimşek. Sarıveller'in yerel sanatçısıyım. Düğünlerini... Özel eğlencelerini genelde biz yapıyoruz. Vaktimiz oldukça bağlama, ut, cümbüş, ork, enstrümanlar çalıyoruz. Oğlumla beraber. İşte durum bu. Peki müzik dışında herhangi bağ bahçe işleriyle de uygulanıyor mu? Evet, arıcılık yapıyorum. Bahçem var. Kiraz bahçesi.
ceviz, erik, şu bu işte biraz çiftçilikle de uğraşıyoruz yani. Şimdi bize hangi türkü yakıvereceğim Mahmut abim? Normal bir türkü söyleyelim. Hadi bakalım sizi dinliyoruz efendim. Evet. Buyurun. Arpa ektim evlak evlak. Arpa ektim evlak evlak. Tadındı bir kara leylek. Dedim ki ben murad alam. Koymadı ki zalim felek. Dedim ben de murad alam. Koymadı ki zalim felek. Koymadı ki zalim felek. Ağzınıza yüzünüze hey maşallah. Amca önce seni bir tanıyabilir miyiz? Ben mi? Tanırsın beni. Ama Ali Kali Gökşehir Gök Mehmet'in oğlu dediler. Gökşehir dediler Hindistan. Sen bana çağırsın Gökşehir diye çağırırsın şimdi. Öyle dediler. İşte öyle. Neler yapıyorsun burada? Böyle. Yaşınız kaç? Yaş 1940 doğumlu dedim. Duydun mu? Ey maşallah. Çiftçiliğiyle uğraşırın. Bir ara arıcılığıyla uğraştık. Onu da başlayıverdik. Kaç yıl yaptın arıcılığı? Arıcılığı kaç yıl yaptın? 10-15 sene yaptık. Peki bize arıcılığınla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? O zaman da iyiydi. İyiydi o zaman da. O zaman da iyiydi. Böyle de öyle o zaman da. Balı alırdık. Balı yetiştirmesi benim için basit o zaman da. Ama satması gücüydü işte. Bir yer bilmediğim için. Buna Antalya'ya giderdim. Götürdüm. Orada dostlar var. Sizden iyi olmasın. Verirdim onlara. Onlar bana parayı gönderirlerdi. Bazı peşin verirdim. Öyle 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 öyle. Bu zamana geldik. Şimdi ben 26 senedir emekliyim. Elimi hızla buraya tokamam. Bir oğlum var. Onun bir iki oğlu var, torunu var. Bilmem böyle 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 böyle. O zamana geldik. Ama şimdi son günler. Hangi gün öleceğim onu düşünürsün. Rabbim hayırlısını versin. Allah uzun ömürler versin amin, size. Amin, amin, amin. Yenge sağ mı? Yenge sağ mı? Yenge sağ mı? Sağ, sağ. Sağ. O da. Allah uzun ömürler versin ona da. Cümlemize versin Allah. Hayırlısından versin. Herkese. Peki bize çocukluğunla ilgili bize anlatmak istediğin ya da paylaşmak istediğin bir mazin var mı? Ne gibi anlatayım ben size? Çocukluğum da burada geçti benim. Büyüklüğüm zaten bitti. Çocukluğumda işte malcılığıyla uğraştık gene de. Bizim çocukluğumuzda böyle bir şey yoktu ki. Anladın mı? Aşk et tokkül. Aşk et aşk el. Peki çok yaramaz mıydın çocukken? Çocuklar mı? Çocuklar yaramaz ama çocuklar şeyiyle göre değil. Eğitimine göre. Yaramaz. Siz yaramaz mıydınız? Ben çok yaramazdım. Çok çok çok. Çok yaramazdım. Bunlar da kim var? Bunlar da hiç dövmediğim çocuk yoktur benim. Dövüyorsun. Dövdüğüm çocuğun iki tanesi bu sene İzmir'de vefat etti. Sizler ömür. Allah rahmet eylesin. Buradan halallaştık. Beni ne diye dövdüğümü der. Buradan sorar. Senin suçun mu sorul dedim. Dövdüm. Halallaşalım dedim. Hadi halallaştık. Allah rahmet eylesin. Öldüler. İki tane sor öldü İzmir'de. Belevi köyünde. Adını yerlerin. Biri Margan'ın Hasan. Biri Kacamad'ın Şevket. Lakapları da çok güzelmiş. İyi de öldüler işte rahmetli. Burada ta var. Hayla vardı mı? Burada ta var. İşte öyle. Ben ne hal tarif edeyim? Ben bir konuşmasını bilmediğimden. Hiç dayak yer miydin çocukken? Ben. Babam da vurmadı öyle bir tokat bana. Anladın mı? Yemezdi. Hiç. Bir tokat vurduğunuzda muhakkak sana iki tane vurmuşuyundur. Bir kalmaz. Kalmadı. Yani sen bana vurdun ben de sana vuracağım. He.
Bir vurduysa iki vurmuş, iki vurduysa beş vurmuş yığındır. Efendim, tarihi bir cami önündeyiz. Şimdi yapılış tarihini de kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi 1055 yıllarına ait olduğu görülmektedir. Ben herkese Cenab-ı Allah bu camide ibadet yapmayı nasip etsin diyorum ve sözü size bırakıyorum. Efendim, Taşeli bölgemizdeki seyahatimiz devam ediyor. Şimdi Taşeli'yi gezerken bu coğrafyada şimdi off-road ekibi yakaladık. Yakalamışken de kendileriyle bir tanışmak istedik. Şimdi burada grup liderimiz beyefendi var. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Biz Alanya Yörükler off-road bir ailesiyiz. Hepimiz Alanyalıyız, Alanya'nın çocuklarıyız. Alanya'nın hepimiz kırsal kesimlerinde köylerden bir araya gelmiş ama hepimiz de ayrı ayrı ayrıca esnaflarız. Böyle bir offroad grubu kurduk. Yani biz bir aileyiz dedik. İşte herhangi bir etkinlik olduğu zaman veya da en basit hani Allah bir daha yaşatmasın. Geçenlerde bir manavgat yangınımız oldu. Evet. Gece gündüz o yangınlarda offroad arabalarıyla tabii normal işte aradörlerin girdiği her yere biz de girebildik. İnsanlara soğuk sudur. Yani soğuk içecekler taşıdık. Yani elimizden gelen şekilde bir yerde bir olay olduğu zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Ekip tamamen, olarak tabii. Ekip olarak tabii. Tamamen gönüllü bir ekip yani. Biz bir aileyiz diyoruz. Burada herhangi bir işte bir ticaret gibi veya bir farklı bir şey içerisinde değiliz. Herhangi bir yere üye değiliz. Evet. Tamamen sadece, kendiliğinizden oluşan. Tamamen kendiliğinden, kendi bütçemizle oluşan büyük bir Alanya Yörükler Offroad ailesiyiz. Tabii bugün buraya bir 6-7 araba geldik ama kalabalık bir aileyiz. Bugün dedik ki bir değişiklik olsun. İşte bu civler, civanlere, yani kendi atalarımızın, bir de biz gezelim. Yani atalarımızın geldiği yerleri bir görelim. Neler oluyor, insanlar neler yapıyor. Böyle gezerken sizin gibiyle karşılaştık. Peki, hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ekip kurma hikayenizi bize kısaca bir özetler misiniz? Yani nasıl, nereden esinlendiniz? Yani bu bir fikir amaçlı mıydı? Yani şimdi gerçek anlamda bu tür şeyler hakikaten belli bir güç isteyen bir durum. Yani ben bu konuda da siz ve ekibiniz olarak yardımlaşmanızı kutluyorum, takdir ediyorum. Bununla ilgili yani ekibin kuruluş yılı belli mi? Ekibin kuruluş yılı belli. Yaklaşık 2 yıl oldu biz bu ekibi kuralım. Şimdi biz Alanya'nın şehrinde yaşadığımız için zaten biz hepimiz esnafız. Malum hayat şartları, yaşama tarzımız belli. Ama hep köylü çocuğuyuz. Yani bir pazar olduğunda, hafta sonu olduğunda hep bir ayağımız köye gidiyor, dağa bayıra gidiyor. Haliyle biz de kar görmek için hafta sonu olduğu zaman mutlaka yaylamıza gidiyoruz. Yaylaya giderken de 4x olmadığı zaman hep kısıtlısın belli bir yere kadar. Bütçemiz dahilinde işte 4x arabası olan arkadaşlarla tanıştık. İşte birisi elektrikçidir, birisi tamircidir, birisi kaportacıdır. Demin de söylediğim gibi hep esnaf arkadaşlar. Hepimiz bir araya geldik. Bir WhatsApp grubu kurduk. Çok güzel. WhatsApp grubundan haberleşip belirli tarihlerde herkesin müsait olabileceği günde böyle yayla turlarımız var. Kışın gittik yaylada, karda çakıldık, bir aksilik oldu. Alo dediğimizde gruptan müsait olan bir arkadaş anında gelip bizi olduğumuz yerden kurtarabiliyor. Çok güzel. Bundan dolayı da böyle bir grup oluşturduk. Çok güzel. Peki ekibinizin içinde her kişinin yeri farklı mıdır? Yani herkesin farklı bir görevi var mı? Yoksa siz ne derseniz o mu oluyor ekibin baş olarak? Şimdi ben ekip lideriyim ama ben ne dersem o olmuyor.
bizim iki tane WhatsApp durumumuz var. Yani bir tanesi WhatsApp grubu, normal sürekli konuştuğumuz. Bir tanesi de bizim atıyorum, yani örnek teşkil edebilir, duyuru grubumuz var. Duyuru grubundan yazılıyor, deniyor ki işte ayın 15'inde 2 günlük bir kamp var. Yatılı kampa gidiyoruz biz. Tabii. Herkes onay veriyorsa, herkes o gün o tarihte müsaitse, ki bir arkadaşımız bile müsait değilse tamam öbür ay olsun veya öbür hafta olsun denilebiliyor. Herkesin bir görevi de yok. Ama benim de yani benim istediğim olacak ya da başkan yardımcısının olacağı istediği olacak diye de bir durum yok. Halk yani insan içimizdeki evet. insanlar diyelim. Onlar ne derse ben de onu uyguluyorum. Peki bununla ilgili belediyenin size bir katkısı oluyor mu? Şimdi bizim belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Kesinlikle o konuda bir sıkıntı yok. Atıyorum gece biz karda kaldık. Bir aksilik oldu, bir şey oldu. Alo dediğimizde anında bize müdahale edip elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok güzel. Peki grubumuzda en genciniz, en yaşlınız hangisi? Bu konuda bize bir aydınlatır mısınız? Bizim grubumuzda işte arkadaşlar hep başkanımız dedi ama bizim baş tacımız Mustafa abimiz var. Eyvallah. Onun da yaşından, hayat tecrübelerinden, bugüne kadar yaşadığı her şeyden biz de bir ders ama alıyoruz. Maşallah görüntü yaşlı ama daha simaya baktığın zaman daha gencecik duruyor maşallah. Sizlerin haç çıkartıyor. Zımba gibi ya. Teşekkür ederim. Bizden örnek alıp sakalı da kesmedi yani sakallı evet. Vardı gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim sağ ol. Mustafa abiden de tabii destek alıyoruz yani. Bilgi bilgidir her zaman. Peki kesinlikle. Peki bu konuyla ilgili arkadaşlarınızdan görüşünü bildirmek isteyen var mı aranızda? Ya hocam bizdeki amaç şu yani esas temel amacımız şudur ki örneğin bu civiler olsun, sarıveriler olsun, ne bileyim karaman olsun bu tür yerde bize ihtiyacı olan bir arkadaşımız olduğu zaman biz sen ben yok. Hep beraber kime nerede nasıl yardımcı olabilecekse biz koşabilen insanız. O yüzden de yardımı çok seviyoruz, yardımlaşmayı çok seviyoruz. Daha doğrusu yani böyle gönüllü olmayı çok seviyoruz her şeyden ziyade. Tek amacımız bizim kimseden karşılık beklemeden bu işi yapmamız. En önemli ki bizce ablem olarak taşıdığımız yani yörüklerin şeyi nedir? Örneğin çok misafirperverdir. Çok evet kesinlikle. Evet, misafirperverdir. Bir yere bir şey lazım olduğu zaman canla başla koşabilen kişidir. Yardımlaşmasını bilir. Biz onlardan esinlenerek Sayın Başkanım'la bir sanayideydik böyle. Ben bir önceden benim arabam vardı. Başkanım almış. Başkanım alınca biz başkanıyla görüştük. Görüştükten sonra biz bir aile niye olamayız? Düşüncesiyle çıktık diyorlar. Çok güzel. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımızla hep beraber toplandık. Dediği başkanımın anlattığı gibi ne bileyim herhangi bir yere en basiti şu Manavgat yangınında 7-24 herkes elinden gelen mücadele her şeyini mücadele etti. Artı karşılık beklemeksizin eş dost bir takım yardımlar verdiler. O verdikleri yardımları yerine ulaştırabilmek çok önemliydi bizim için. Biz ateşlerin içinde bu arabalarla gezdik. Arazörün gitmediği yere, yani arazörler büyük olduğu için giremediği yerlere biz bu arazi araçlarıyla girdik. Bizim için o en büyük gönül verdiğimiz en büyük olayın birisidir. Bu tür yerlerde bu afet olabilir, ne bileyim yangın olabilir. Herhangi bir köyde bir ihtiyacı olan bize yapabileceğimiz bir şey olduktan sonra biz canla başla koşabilen insanlarız. Ne güzel. Biz buna gönül verdiğimizden böyleyiz, buradayız. Ne güzel. Biz hafta sonu akşam cumartesi günü akşam yatılı olarak kampımıza geliyoruz. Kamptayız diye bir şey yok. Biz buraya geldiysek bir arkadaşımızın bir başka köyde, bir başka ilde de olabilir bu. Bize ihtiyacı varsa biz orayı o şekilde bırakır koşabilen insanız. Çok güzel. Şimdi şunu da sormadan geçemeyeceğim. Ben bu arada sizin hakikaten gönül zenginizden dolayı ben gerçekten şahsım ve ekibim adına ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi başkanım şunu da sormak istiyorum. Şu anda mevcutta kaç tane aracınız var? Şimdi şöyle abi, herkesin bir işi gücü var ama mevcutta mesela yaklaşık biz bundan önceki kampımızda 58-60 kişiydik. 28-30 arabamız vardı. Şu anda mevcut. Evet. Peki hedeflediğiniz var mı daha ileride filoya katmak istediğiniz aracınız ya, var mı? Şöyle, bu kadar bir hedefimiz olsun, bu kadar bir arabamız olsun, böyle bir şeyimiz yok. Aslında çok reklam olsun diye bir amacımız da yok. Biz diyoruz ya, bir aile çerçevesinde zaten hani haftalarca çalışıyoruz, yoğun geçiyor. Hafta sonu kendimizi doğaya atıp, akşam ateşimizi yakıp, oturup muhabbetimizi edip dinlenmek. Bu 20 araba olabilir, 5 araba olabilir, 30 araba olabilir. Zaten bizi Alanya Yörükler Ofrat olarak duyanlar bir şekilde bizim arkadaş çevremize ulaşıp, abi bu hafta biz de gelebilir miyiz, müsait mi? Katılım oluyor. Katılabilir miyiz? Tabii. Şimdi bunu derken de atıyorum beni aradı, abi benim 4x aracım var, ben de gelmek istiyorum. Önce bir ekibe komple soruyoruz. Kabul edilirse o zaman o arkadaşlar misafir olarak biz de kabul ediyoruz.
Anladım. Peki başkanım, bu konuyla ilgili, yani şimdi biz genel anlamda hep gezdiğimiz için bu konuyla ilgili, yani ciddi anlamda rahatsız olan var mı çevresel olarak? Hani çevreye işte zarar veriyorsunuz, bununla ilgili tepki veriyor musunuz? Şimdi biz bugüne kadar hiç olmadı. Buna şu konuda dikkat ediyoruz. Mesela atıyorum bir karetta zamanı kesinlikle bizim araçlarımız sahile inemez. Bizim kendi içimizde de katı kurallarımız vardır yani. Hani bir atasözü var. İyi at kendine ötleski vurdurmaz diye. Vurdurmaz. Biz buna dikkat ederiz abi. Ne güzel. Ne şimdi güzel. Örneğin hocam, kamptan geldik biz buraya. Geldiğimiz kamp yerinde gitseniz bir tane çöp bırakmadan geliriz. Ne güzel. Onları imha ederiz. Ondan sonra geliriz ve Alanya'nın Gökbeli Yaylası'nda pankartımız da vardır bizim. Çimlerin üstüne özellikle araç girmelerini yasakladık. Biz bunun takipçisindeyiz. Çok sağ olsunlar, belediye başkanımız da bize bunu konuda destekçi oluyor. O pankartı asmamızın nedeni, hani gelip de adam örneğin bir orada drif yapacak çayırın üzerinde. O çayırın yarın iki gün sonra biz kullanacağız. Onları orada zarar verdikten sonra hiçbir anlamı, kıymeti toplam de yok. Toplam olarak dövme yani, olmak lazım tabii. Yani de. Ki bu tür şeye de çok ağırlık veririz biz. Şimdi sevgili izleyenler, ben gerçekten şu anda çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Çünkü böyle bir insanları böyle bir yerde Karacaoğlan diyarında bulup da bu tür şeyleri bizim kendi insanlarımıza duymak gerçekten beni son derece çok mutlu ediyor. Şimdi Rabbim her zaman birliğinizi, birliğimizi daim etsin diyorum. Amin. Ben amin. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, geldik bir birliklerimizin sonuna daha. Haftaya bir başka memlekette, bir başka ilçede ve bir başka kasabada görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.